Zafer Beyciğim, ciddi olamazsınız. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır efendim. Ben gayet ciddiyim. O sanatkara ben kız falan vermem. Hayır. Peki ama Resul geldi, elinizi öptü. Siz de peki olur dediniz. Canım ben Fadi'ye bir şey olmasın diye öyle yaptım. Gördünüz de kızdama çıktı ya. Ama çocuklar gidip yüzük aldılar. Fadik herkese gösterdi, fiyaka yaptı. Yüzüğü geri veririz, olur biter, tamam. Muzaffer Beyciğim, evet. Siz bu çocukları nasıl evlenmekten vazgeçireceksiniz? Gördünüz işte, kız aşkından dama çıktı. Fadik benim sözümü dinler. Bak, söylemedi demeyin Muzaffer Beyciğim, ortalık gene karışacak. Ya ben çok sıkıldım artık bunlardan. Sarp, biraz sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım ya? Ha, gene rüyaya döndün. Ne zaman bitecek bu oyun? Sarp. Bak sana 50 kere söyledim. Ben yanımda Aslı'yı görmek istiyorum. Rüyayı değil. Biliyorum ama sadece çekimde rüya olacağım Sarp. Çekim dışında yine Aslı'yım. Çekim mekim hepsi bahane. Ben aklının nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Aha, yakaladık sizi. Çek 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 çek. Nasıl bastık sizi alçaklar? Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz burada? Aslı sen ne yapıyorsun burada ya? Utanmıyor musun sen hep Aslı'yı rüyayı idare etmeye? Alçak herif. Ya sana ne demeli? He? Koynumuzdaki yılan. Sen nasıl yaparsın bunu Aslı'ya ya? Fadik, senin düşündüğün gibi değil. Yine çek elini çek. Bırak Allah aşkına ya. Kızım, ne zamandır takip ediyoruz sizi. Gizli gizli buluşmalar, görüşmeler falan. Yemezler kızım, yemezler. Siz şimdi şöyle yan yana durun, geç sen de şöyle. Geç sonra bakayım. Kameraya bakıp, Aslı biz senin arkandan iş çevirdik deyip el sallıyorsun. Ha, güzel. Ha, poz verin şimdi, poz verin. Sırın. Yeter be! Sarp! Aa, kaçtı bu. Bu da gitti gülüm. Ya bırak gitsinler ya. Biz nasılsa çektik çekeceğimizi. Bundan sonrasını Aslı karar verecek artık. Yani. Resul. Ha gülüm. Bir de beni böyle teksene. Dur dur çekeyim. Dur yüz yazım yapayım. Hı. Heh. Gel gel bir de. Profil fotosu yaparız hadi gel çek. Bir sorun yok değil mi? Tekrar soruyorum. Bir an sizi öyle görünce şok oldum tabii. Olmadım desem yalan olur. Birkaç saniye sonra durum belli oldu ama... Ya inan bana ben de çok şaşırdım rüyanın yaptığına. Ya sözleşmeyi imzalarken bir anda sarıldı. Durup dururken. Sevinçten herhalde. Herhalde. Neyse. Ya başka türlü bir şey düşünmemene çok sevindim. Merak etme canım. Her şey yolunda. Kahve içer miyiz? Alo, bize iki tane kahve lütfen. Biz tabii ki ona birçok şey öğretebiliriz. Ama onun babasından balık tutmayı öğrenmeye de ihtiyacı var. Ve bunu sadece bir aile verebilir. Siz de koruyucu aile olarak onların ikinci anne babası olabilir. Çok ihtiyaçları olan aile sıcaklığını onlara yaşatabilirsiniz. Onlar da size. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ay çok yorulduk vallahi ya. Of, o market senin, bu mağaza benim. Vallahi yoruldum Resul. Ama hiçbir ucuzluğu kaçırmadık gülüm. Ucuzluk dedin de, bak aklıma yine Sarp'la rüya geldi. Ya ben hala Aslı'ya söyleyemedim ya, çok üzülecek vallahi. Vallahi ben bilmem gülüm, bir yolunu bulacaksın artık. Dikkat!
Ramazan Şen Yılmaz emirli görüşünüze hazır komutanım. Ramazan, ay aman. Kadir, dedenin nesi var? Dede sen iyi misin? Emin komutanım. Dede. Dur gülüm. Rahat. Sen kimsin asker? Ramazan Şen Yılmaz Bursa. Emirli görüşünüze hazırım komutanım. Emir erim Ramazan mı? Seni gözümün önünden hiç ayırmayacağım Ramazan. Seni hiç unutmayacağım emir erim Ramazan. Da ben kimim? Damat İbrahim Paşa. Hadik dedenin durumu hiç iyi değil. Devreler tamamen yanmış artık. Emredin paşam. Dede şaka yapıyorsun değil mi sen bize? Bu cariyenizi hareme göndereyim paşam. Harem mi? Ya dede ne diyorsun sen ya? Yok yok kapatma sen şey yap şöyle geç otur. He. Emir erim Ramazan emrediyorum geç şöyle otur. Baş üstüne komutanım. Resul ne yapıyorsun sen de ya? Saçmalama. Ya gülüm öyle deme bak. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Nasıl gitti oturdu. Hadi biz de gidelim hemen yukarı haber verelim. Durum çok acil. Sen beni burada bekle emir erim Ramazan. Baş üstüne komutanım. Tamam oturarak bekle. Oturarak bekliyorum komutanım. Ha bekle. Bekliyorum. Hadi bakayım. Gösteririm ben size deliyi. Evlilik mevlilik yok. Yaktım ikinizi de. Paşam! Şuna bak. Evin içine ettiler şu filmciler. Fikret, itti an çomağı hazırla derler. Geldi seninkiler. Arı gibi çalışıyorlar, arı. İnşallah bugün bizi evden çıkarmazlar anne. Yani ben yoruldum bu işten. Fikret, kapıyı yıkılıyor. Ne bu alacaklı gibi? Ne oluyor? Fiko teyze, anneanne. Dedem çok fena. Nesi var? Ya bilmiyorum böyle kafa gitti galiba. Garip garip konuşuyor ya. Ay delirdi. Zaten öyle değil biraz? Yani neyse bakalım. Bir şeyler anlatıyor anlamadım ki bir onu bir bilmiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ay, sen ne dediğinin farkında mısın? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ay Sanem. Sen ne dedin? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Senaryo çalışıyorum tatlım. Sen? Hiç. Sende bir şey var. Var. Çocuk istiyorum. Tatlım. Ama doktorun söylediklerini biliyorsun. Öyle değil. Doğurmayacağım. Koruyucu aile olacağım. Koruyucu aile mi? Hı hı. Koruyucu aile. Televizyonda izledim. Yetiştirme yurdundaki çocuklara sıcak aile ortamı verebilmek için başlatılmış bir proje varmış. Oradan. Ya düşünsene. Neden olmasın? Ya, sen ne dediğinin farkında mısın? Kolay gelsin Ahmet. Serp yok mu ya? Yok Faruk abi. Birkaç gün buralarda olmayacakmış. Nereye gitmiş? Vallahi bilmiyorum. Nerede olduğunu söylemedi. İşleri sana takip ettiler o kadar. Eyvallah. Neyse tutmayayım ben seni. Serp neredesin sen nasılsın? Muzaffer Beyciğim. Siz beni tanımıyor musunuz? Muzaffer Bey kim efendim? Sizsiniz. Nereden çıkıyor efendim? Ben Murat Boz. Tabii. Bu yanındaki de Ajda Pekkan. Bu hanım da Sayın Emel Sayın. Bu sakallı olan da Justin Bieber. Evet. Kim? Justin Bieber efendim. Amerikalı bu gençler çok seviyorlar bunu. Aman efendim nasıl peşinden koşturuyorlar. Hadi Justin gel bas. Gel bir bur diye aman yani çok bayılıyorlar buna. Biz buraya Sinop'a konser vermek için geldik hep beraber böyle. Arkadaş bir Sinop diyor, bir biber diyor. Ben de anlamadım ki. Ben senin komutanın değil miyim? Hazır ol. Hadi ulan oradan. Düdük. Efendim Amerikalı ya. Rahatsız oldu bizim konuşmalarımızdan. Hadi oğlum sen git biraz hava al dışarıda. Hatta sen temeli git. Temeli hadi yürü hadi. Eyvah.
Durum çok ciddi. Ya dede, biz yokken sen ne yaptın ha? Yanlışlıkla ilaç falan mı içtin? Belki de ondan böyle oldu. Doğru. Hadi hemen hastaneye götürün. Ambulans çağır. Hadi hadi. Ne oldu efendim? Rahatsızlandınız mı? Bir şeyiniz mi var? Yok efendim, sizin için. Benim için ne istiyorsunuz? Benim bir şeyim yok. Ben sapasağlam adamım ya. Muzaffer Beyciğim. Buyurun Mehmet Hanım. Dede. Ay, sen bizi hatırladın mı şimdi? Niye tanımam ya? Ben deli miyim ya? Allah Allah. Gidip geldi herhalde kafası. Sen biraz yatır da dinlensin. Hadi dedeciğim gel. Gel biraz dinlensen kendine gelirsin. Hadi. Ne oldu, bir şey mi var? Yok, yat dinlen birazcık hadi. Ben bir gideyim geleyim. Tamam, hadi gel. Hadi. Hadi dedeciğim. Gel. Fikret. Aklı gidince beni Emel Sayın'a benzetti. Güzel kadın. Seni hiçbir şeye benzetemedi. Ajda Pekkan mı? Sorma ya. Anneanneyi de Emel Sayın'a benzetti. Neyse şimdi iyi de dinleniyor biraz. Aslı. Heh. Ya şimdi bak. Biz dün Resul'le... Of ya nasıl söylenir bu bilmiyorum ki. Fatih'cim söyle söyle, tutma içinde sen. Üzülmek yok ama, tamam mı? Tamam, söz veriyorum, üzülmeyeceğim. Şey... Sarp seni aldatıyor. Heh, o mesele işte. Nasıl ya? Biliyor muydun? Rüya beni aradı. Siz her şeyi tamamen yanlış anlamışsınız. Ne diyorsun sen ya? Bunların ikisi gizli gizli buluşup... Fadik'cim, sen bana inan. Yok öyle bir şey. Gerçekten bak. Ay Aslı, vallahi safsın kızım sen ya. Seni kandırıyorlar, haberin yok. Hayatım, kimse beni kandırmıyor. Zaten kandıramaz da. Sen bana güven. Yok öyle bir şey gerçekten bak. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Aslı. He. Bana bak, senin de kafan dedem gibi gidip geliyor olmasın ha? Ya şimdi böyle söylüyorsun ama akşam üzüntüden ağlama. Yani bunun için üzülmem de başka bir şey için üzülüp ağlayabilirim. Ne oldu kız? Biz Sarp'la tartıştık. Şimdi de telefonlarını açmıyor. Hayda! Hangi ara tartıştınız siz ya? Ya tartıştık işte. Ne oldu? Sen şunu bana baştan bir anlatsana. Ya şimdi anlatamam. Zaten işe geç kaldım. Ben çıkıyorum. Akşam dönünce konuşuruz. Dur dur, ben de çıkıyorum. Dedeme bakayım. Hadi. Sen şimdi ciddi misin? Yani bu çocuk şeyinde. Kararım kesin. Ama küçük bir sorun var. Neymiş? İnternet sitesinden araştırdım. Öyle her önüne gelende koruyacağıyla yapmıyorlar tabii. Yani? Yani ben tek başıma halledebilirim tabii ama yine de anne babanın bir arada olması daha iyi bence. Yani çocuk için. Ha, anladım. Yani şimdi annemiz var, bir babaya ihtiyacımız var, öyle mi? Ya bak aklıma kim geldi. Ama çok şaşıracaksın. Faruk? Ya elbette. Zaten kağıt üstünde hala evlisiniz. Adam barışmak için senin gözünün içine bakıyor. Daha ne istiyorsun? Ay ne bileyim, kabul eder mi bilmiyorum ki. Eder tabii, eder tatlım, merak etme. Ya hem belki çocuk adam eder Faruk'u biraz. Böyle evli, mutlu, çocuklu. Ne güzel olur değil mi? Sana, bence sen de bir an önce doğur. Pişman olacaksın sonra. Bak yaşın geldi. Çocuk bana göre değil tatlım. Ben hala hayatımın aşkını arıyorum. Ne zamandır Onur'dan uzak kaldın? Onur'la ilgili sınırlandırmıyorum kendimi. Yani hayat bu. Belli olmaz değil mi? Faruk. Merhaba. Sarp buralarda mı? Hayır, yok. Şey, ben onu aradım da ulaşamadım. Yani daha doğrusu telefonlarımı açmıyor. Sen nerede olduğunu biliyor musun acaba?
Sarp gitmiş Aslı. Bir süre kafasını dinlemek istiyormuş. Nereye gitmiş? Yasin, sorunuz ne Allah aşkına? Sarp bana her şeyi anlattı. Tartıştığınızı biliyorum Aslı. Bak Aslı, ben ikinizin de üzülmesini istemiyorum. Gencecik insanlarsınız. Birlikte hoşça vakit geçirmek varken niye kendinizi eziyet ediyorsunuz? Ben böyle olmasını istemedim. Aranızda ne olduğunu bilmiyorum. Ne yüzden tartışma çıktığını da bilmiyorum. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Muhtemelen saçma sapan bir şeydendir. Beni ilgilendiren sizin mutluluğunuz. Sarp seni çok seviyor Aslı. Sarp dönünce aranızdaki sorun her neyse halledin artık. Şu üç günlük dünyada kimsenin kimseye üzme hakkı yok. Zafer Beyciğim, bunu da mı hatırlamıyorsunuz? Hani biz sizinle yapmak istediklerimizin listesini yapmıştık. Hani siz beni Zabaniler Barı'na götürmüştünüz. Yılbaşında hindi yemiştik. Ne yapsak? Akşama biber dolması yapıp yesek mi? Ha? İşte gördünüz. Normale döndü. Nesi normale döndü anne? Biber dolması diyor. Fikret, sen onu benden iyi mi tanıyacaksın? Normal zamanlarda ya kıymalı makarna ister yahut da biber dolması. Ben zaten normalim ya. Aslan gibiyim be. Dedeciğim, madem normale döndün, o zaman şu bizim düğünle nikah işlerini konuşsak diyorum ha. Biz Resul'le nikah için günü almak istiyoruz da. Bu Resul kim? Resul benim sözlüm. Sen kimsin? Ben senin torununum. Of dede ya, yeter ama artık. Ama benim senin gibi torunum yok be, hadi. Ya vallahi ağlamak istiyorum artık ya. Ya ben hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Bir normale dönüyor, bir an normalleşiyor. Yeter artık, dayanamıyorum ya, dayanamıyorum. Oh Sarp ya, aç şu telefonu, aç. Selam. Ah, hoş geldin, hoş geldin Şelale'cim. Ben de diyordum ki Şelale gelsin de biraz muhabbet edelim. Gözüm yollarda kalmıştı. Geç, buyur otur canım. Sağ ol canım. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya biliyor musun, Rüya'nın bu sözleşmesini yeniden imzalaması benim gerçekten içimi çok rahatlattı. Ya onun için çok iyi oldu. Yani zaten ben Rüya'nın bu şirketten çok uzun süre ayrı kalacağını pek düşünmüyordum. Ne de olsa onu buraya bağlayan çok fazla şey var. İş anlamında diyorsun herhalde. Pardon hayatım. Efendim? Aslı'cığım merhaba. Buyurun Onur Bey. Sarp'a ulaşamıyorum da sen biliyor musun nerede olduğunu? Onur Bey, Sarp'ın acil bir işi çıktığı için hemen şehir dışına çıkmış. Birkaç gün sonra dönecekmiş. Ha öyle mi? Ya böyle haber vermeden hiç ortadan kaybolmazdı. Önemli bir şey herhalde. Yani ben de tam olarak bilemiyorum. Tamam. O zaman konuşursan beni aramasını söyler misin lütfen? Tabii söylerim. Siz merak etmeyin. Hoşça kalın. Sarp ortadan kayboldu öyle mi? Hı. Neden sordun? Bence Sarp'la Rüya kesin birlikte bir yere gittiler. Küçük bir aşk tatili yapıyorlar. Yok canım. Öyle değil. Rüya buralarda. Daha birkaç saat önce telefonla konuştum. Hem zaten onların araları pek iyi değil. Ya. Benden duymuş olma ama bence yakında ayrılacaklar. Neden? Rüya hala aklının geçmişte olduğunu söylüyor. Geçmiş derken? Yani geçmiş ilişkiler işte. Yani Sarp'la Rüya şimdi ayrılacaklar mı? Hı. Bence kesin ayrılacaklar. Zaten sen de bilirsin.
Rüya kadar güzel bir kız çok uzun süre boş kalmaz. Bence hemen yeni bir sevgili bulacak. Bir kahve içsene. Fal bakayım sana. Senin içi kabarmış. Olur. Söyleyeyim o zaman. Baksanıza siz ya, araba kullanmayı bilmiyorsunuz, trafiğe çıkmayın kardeşim. Ya bir de bize derler. Siz üzerimize geldiniz. Neyse ki bir sorun yok. Nasıl bir sorun yok? Şu halime bakın ya. Her yerim kahve oldu. Sen arabada bekle. Şoförüm adına sizden çok özür diliyorum Salem Hanım. Hata tamamen bizde. Haklısınız. Neyse önemli değil. Trafikte olur böyle şeyler. İyisiniz değil mi? Ya, iyiyim de tabii frenin etkisiyle biraz korktum. Sorun yok. Kahve bir yeriniz yakmadı değil mi? Yakmadı sağ olun. Soğumuştu zaten kahvem. Sıcak bir kahveye ne dersiniz? Efendim? Söz veriyorum üzerinize dökmeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Benim zaten sete yetişmem lazım. Salem Hanım, büyük bir hayranınız olarak sizden rica ediyorum. Bir kahve. Buyurun. Sonra ne yapacağız? Çocuklar, acelem varsa yavaş git derçin atasözü. Setimde kargaşa istemiyorum. Koşturmayın. Hocam! Muzaffer amca. Erdem usta. Büyük usta. Teşekkür ederim Muzaffer amca. Erdem ben setteyken kimse oturamaz. Kalkın. Muzaffer amca benim adım Faruk. Faruk Bertan. Erdem usta. Büyük usta. Ya dede neredesin sen, her yerde seni arıyoruz. Arabeski 22 defa seni. Muhteşem bir şey. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Allah etmesin. Allah'ım kör et. Dede. Allah'ım kör et. Allah'ım kör et. Allah'ım, Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et. Kusura bakmayın Faruk Bey oğlum. Öyle kafa gidip gidip geliyor işte. Artık idare ediverim. Ah Mehveş teyze, biz bu sektörde kimleri idare ediyoruz bir bilsen. Muzaffer amcamın canı sağ olun. Boşver. Sağ ol. Biz de öyle. Biz de bizim sektörü idare ediyoruz. İdare edemeyeceğiz işte. Belli belli. Ne oldu? Yine karışmış ortalık. Hayat devam ediyor tam. Ah. Merhaba Emre. Merhaba. Vay kanka ne haber? Maç mı var yine? Evet ama hiç kimse yok. Yapma ya. Ben varım. Kardeşime bak gel. Kaptır. Yürü yukarı. Hadi abi. Allah. Emre sen hiç fena değilsin ha. Fener'e alalım seni. Ben Beşiktaşlıyım. Yapma ya. Neyse buna da şükür. Seni yakalarım ama görürsün sonra. Gelirim ben. En başında top oynamak yasak. Mahmut Hoca yasak etti bunu size. Hadi. Bir gün sizinle tanışmayı çok istiyordum ama bu şekilde tanışacağımız hiç aklıma gelmezdi. İyi misiniz? Olayın da etkisinden olsa gerek. Durumu da biraz yadırgadım sanırım. Kusura bakmayın, daha isminizi bile bilmiyorum. Kabalığımı bağışlayın. Heyecanıma verin. Adım Levent. Levent Sandar. Şu meşhur Sandar Holding'le bir ilginiz olabilir mi? Biraz var.
Ben holdingin CEO'suyum. Kusura bakmayın. Tanıyamadım bir anda. Ekonomi sayfalarını okumadan geçtiğimi anlamışsınızdır herhalde. Merak etmeyin. Ben de pek okumam. Zamanımın çoğunu toplantılarda geçiriyorum. Onun için de geri kalan zamanımı daha güzel şeylerle geçirmek istiyorum. Sarım Hanım, geç kalmıyorsunuz değil mi? Yok, kalmıyorum. Sete gideceğim demiştiniz de. Evet demiştim değil mi? Haklısınız. Aslında yavaş yavaş kalksam iyi olur. İzin verirseniz sizi ben bırakayım. Zahmet olacak ama. Rica ederim. Benim için büyük bir keyif olur. Peki. Aslı yetmezmiş ki bir de rüya çıktı başımıza. Neyse. Onur'u size bırakacağım mı sandınız? Görürsünüz siz. Nereye gidiyor yine bu? İşte reklam ajansıyla yapacağımız toplantının konu başlıkları. Üstünden geçelim mi? Başka zaman geçsek. Ben başka bir şeyin üstünden geçecektim de çünkü. Şelale, bu konu çok önemli ama. Hem çok sürmez. Peki. Sarp'tan bir haber var mı Aslı? Yok Onur Bey. Yarın Rüya'nın çekimlerine başlayacaktı da. Yani böyle hiç haber vermeden ortadan kaybolması çok garip değil mi? Yani herhalde acil bir işi çıkınca gitmek zorunda kaldı. Herhalde. Sen ne diyecektin? Şey Onur Bey, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Ne oldu Aslı'cığım, hasta mısın yoksa? Yok, yani biraz halsizliğim var. Eve gidip dinlensem bir şeyim kalmaz. Yarın iyileşirim. Tabii Aslı'cığım, istediğin zaman gidebilirsin. Teşekkür ediyorum. Nereye gidiliyor? Ben biraz halsizim de eve gidip dinleneceğim. Geçmiş olsun canım. Ya, otobüste falan mikrop kaptın herhalde. Birkaç gününden geçer. O kadar ciddi bir durum yok. Yarına kadar iyileşirim ben. Öyle olmaz canım. Yani birkaç gün gelmesen. Ya böyle hastalıklardan zor kurtulunur. Tam iyileştim dersen yine hastalanırsın. Şelale, ben hasta değilim diyorum sana. Aa, bak hastalık sende sinir de yapmış. Bence sen oyalanma, hemen git. Hem sen bizim şirketimiz için çok önemlisin. Sonra biz ne yaparız, değil mi Onur? Şirketi boş ver Şelale. Önemli olan Aslı'nın sağlığı. Yarın seni zımba gibi görmek istiyorum Aslı'cığım. Teşekkür ederim Onur Bey. İyi günler. İyi dinle. Allah Allah. Durup dururken ne oldu ki acaba böyle? Vardır bir sebebi Şelale. Ya şey yapacağız. Ya oynama, oyuncak değil o ya. Ya mı böyle? Amca bak, ne yapıyor orada? Muzaffer amca takılıyor işte ya. Ben de eşine hürmeten bir şey demiyorum. Üf dedi, oynamasana ya. Kız maskeni beşler. Gel. Gel şu televizyonu ayarla. Esra Erol'u seyredeceğim ben ya. Ya dede televizyon değil ki bu ya. Ne bu? Telefon mu? Aa, o zaman hemen Bursa'ya ara. Halanla konuşacağım. Ara çabuk. Of dede ya. Of ya. Of. Oynama, çek elini. Belli bir yaştan sonra çocuk gibi oluyorlar değil mi? Sen de çocuk gibisin. O kadar işinin arasında kalktın bir de Emre'yle top oynadın. Ya o şekerim çok sevimli ama ya. Zehir gibi bir şey var ya. Bıraksalar akşama kadar oynarım onu. Pelin, düşünsene. Bizim çocuğumuzun oldu. He? İkimizin karışımı ortalama bir şey de olacak. Özür dilerim, açmamalıydım. Zeliş nerede kalmış Sanem'in? Yoldaymış hocam, birazdan geliyorum dedi. Tabii, astrolist hanımefendi. Kırmızı halı istiyor. Aman Faruk. Ya şu oyuncuları ben anlamıyorum. Bunların kendilerine saygısı yok ya. Şoförüm birazdan aracınızı buraya getirir. Çok teşekkür ederim. Size zahmet olacak. Rica ederim. Benim için zevkti. Benim için de öyle. Çok memnun oldum Levent Bey. Ben de. İyi günler. İyi günler. Yavaş, yavaş. Kim bu? Bir arkadaşım. Zeliş, kostümü al. Başak. Sanem Hanım'ın kostümü alalım. Pelin, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben bir çay alayım kendime. Kestik. Üf dede ya. Üşüdüm, hadi girelim içeri artık. Çok güzel oldu değil mi? Hocanın altına
tabure verin. Ayakta kaldı adam. Pardon. Allah. Oralarda durma. Fikret, bu Muzaffer Bey yine bağırmaya başladı. Ne yapmalı bilmem. Onu artık bir doktora götürmek lazım anne. Fikret, sürmenaj oldu bu, sürmenaj. Aslı olduydu da, hatırlasana. Anneciğim, Aslı çok çalışmaktan oldu. Muzaffer amca niye oldu? Adam şiir yazacağım, kafiye bulacağım diyor. O beyin nasıl çalışıyor? Gıldır gıldır gıldır. Şey efendim ama bence bir yandan da her şey normal gibi. Yani tık bir anda her şeyi hatırlıyor adam. Fikret, ne ara geldi bu? Ne yapıyorsun sen? Pirinç ayıklıyorum efendim. Efendim, şimdi Muzaffer Bey bu haldeyken gitmek olmaz dedim. Buradayken de size yardım edeyim istedim. Bana bak, o pirinci adam gibi ayıkla bir tane taş görürsen vallahi ne yapacağımı bilirsin. Biliyorum efendim, siz hiç merak etmeyin. Yalnız bazısı var, böyle beyaz, pirinç zannediyorsun, taş çıkıyor, en gıcık kaptığım o, en pisi. Motor! Kimi çağırıyor Fikret? Muzaffer amca, bir fikrim var. Diyorum ki, sen hiçbir şey söylemesen, sadece seyretsen. Siz nasıl emredersiniz hocam? Estağfurullah, Muzaffer amca. Tamam mıyız? Evet, herkes hazır olsun. Hadi bakalım. Evet, kayıt için dikkat. Ses. Bakıyor. Kamera. 3, 2, 1. Motor. Ya dede sen konuşma dediler ya, sussana. Evladım, Ertemeğimizin setinde konuşulmaz. Sessiz ol. Hadi. Paydos. Ne? Ben buraya boşuna mı geldim şimdi ya? Görmüyor musun halimi ya? Görmüyor musun halimi? Ya... Hocam, kovun bu kadını. Bu ne lavabalık ayol? Türkan şöyle çağırın gelsin oynasın bu rolü. Hadi. Gidiyor musun? Bekle biraz. İşleri halledeyim gideriz. Paydos verdim. Ay yok, gerek yok. Benim başka işlerim var zaten. Bir yerlere uğrayacağım. Ne işin var? Ay Faruk, sana hesap vermek zorunda mıyım? Hadi görüşürüz. Muzaffer Beyciğim. Efendim. Üşüteceksiniz orada. Ne? Hadi gelin. Hem kahve yaptım, beraber içeriz. Teşekkür ederim ama gelemem efendim. Ben torunumu bekliyorum burada. Sen gel bakayım, gel. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Yalnız benim çok acelem var dedeciğim. Ama bak evladım, çok önemli bir şey bu. Güzel yavrum, sen benim en sevdiğim torunumsun canım. Evet güzelim. Sağ olun. Benim Bursa'da 3 katlı bir evim var. Tamam mı? Yani bir yanı Uludağ'a bakıyor, bir yanı Çekirge'ye bakıyor. Anladım da benim gerçekten gitmem lazım. Getir, tamam mı? Şimdi şu var. Ben bu evi sana bırakmak istiyorum. Bir dakika ya, ne oluyor? Dede, o senin torunun değil. Bak torunun burada, ben de damadın. Hadi oradan üçkağıtçılar, hadi. Bana bakın, bana bak. Dişi Picasso. Ben o evi kimseye verdirmem. Muzaffer Beyciğim. Böyle servetinizi ısraf etmeyin. Amcacığım, siz bu ev kaç katlı demiştiniz? 3 katlı. Şimdi bak, bir katında sen oturursun, 2 katında kiraya verirsin. Oh, mis gibi gider, ne güzel değil mi? Sağ olun dedeciğim. İsterseniz biz sizinle beraber tapuya gidiverelim. Hadi gidelim. Ne tapusu ya? Bir dakika dur. Gel bakayım sen şöyle. Uyanığa bak ya. Ya size ne oluyor ya? Adamın içinden gelmiş, bana veriyor işte. Evin ne var bunun? Sen kimsin kızım? Şuna bak ya. Vallahi saçını başını yolarım senin ha. Sanem Hanım, ayıptır yani. O kadar zenginsiniz, gözünüzü toprak doyursun. Ay ne kadar kıskançsınız ya. Beni sevmiş, bana veriyor işte evini. Neler karıştırıyorsun Pelin? Nasıl oldu? Şimdi de her şeyi hatırlıyor vallahi ya. Evimi kimseye vermem falan diyor. Tabii onu yine de boş bırakmamak gerekiyor. Bu aralar kafası biraz bulanık ya. Sana ne oldu kız? Ya işte benim de durumlar bulanık ya. Ha, sen şu Sarp meselesini anlatacaktın. Ne oldu?
Ya işte biz Musart'la bir konuda tartıştık, tamam mı? Ne konusu? Bırak şimdi onu, boş ver şimdi. Böyle uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. E tamam, sen de özet geç o zaman. E'si Sarp ortalarda yok, telefonla da ulaşamıyorum. E boş ver o zaman. Ne demek boş ver ya? E iyi de kızım ya, peşinden mi koşacaksın? Ama bırak ne hali varsa görsün. Ya olur mu öyle şey Fadik? Biliyorsun Sarp benim için çok değerli. Vallahi ben olsam aramazdım. Bu ne böyle ya, ortadan kaybolmalar filan? E bir derdi varsa çıksın ortaya, adam gibi söylesin. İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. Ne arıyorsun kızım sen burada? Ben çok heyecanlıyım da. Anlıyorum, bu çok normal, çok önemli bir karar aşamasındasınız. Ben çok düşündüm ve kararımı verdim. Koruyucu aile olmak istiyorum. Yani olabilirim değil mi? Tabii, çok iyi olur. O zaman sizden şu formu doldurmanızı ve gerekli tüm evrakları temin etmenizi rica edeceğim. Elbette. Bu konu sadece prosedür kısmı tabii. Asıl önemli olan sizin koruyucu aile olmak istediğinizden emin olmanız. Bu çok ciddi bir sorumluluk. Evet evet, eminim. Yani bu konunun öneminin farkındayım. Ayrıca bir çocuğun sorumluluğu çok büyük. Çok doğru. Bu projeyle biz kurumlarımızda yetişen çocuklarımızın sıcak bir aile ortamına kavuşmalarını ve gelecekte sağlıklı, başarılı bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Faruk. Benim. Eşim. Merhaba, hoş geldiniz. Faruk Beltan. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz konuştuklarımızı düşünün o zaman. Dilerseniz tekrar görüşürüz. Elbette, mutlaka. Sağ olun. Hoşça kalın. Niye bakıyorsun? Neler oluyor Pelin? Hala anlamadın mı? Bir çocuğum olsun istiyorum. İyi işte. Niye kendi işimizi kendimiz görmüyoruz? Un var, şeker var. Ha? Ya Pelin. Ya Pelin, Pelin. Faruk. Ne oluyor ya? Ya bilmediğin şeyler var. Ne o? Pelin şimdi sana anlatamaz. Peki. Görevi ben üstleneceğim. Pelin'in çocuğu olması imkansızmış. Doktor öyle söylemiş. Dur şimdi değil. Biraz sakinleşsin. Hı? Sakinleşince ben onunla konuşurum. Hadi Sarp ya, aç şu telefonu. Sarp. Aslı'cığım, ben Onur. Merhaba Onur Bey. Sarp'tan telefon bekliyordun galiba. Yok şey, ben ismi yanlış görmüşüm de ondan dolayı, kusura bakmayın. Neyse, nasılsınız? Ben iyiyim Aslı'cığım. İyiyim de seni merak ettim. Nasılsın, toparlayabildin mi biraz kendini? Şey, toparladım, merak etmeyin. Şimdi evde dinleniyorum da, yarına bir şeyim kalmaz herhalde. Tamam, iyi olmana sevindim Aslı'cığım. Yarın görüşürüz o zaman, tamam mı? Görüşürüz. Nasıl gidiyor?
Ha iyi gidiyor. Aslı ile konuşuyordum şimdi. Daha iyi hissediyormuş. Güzel. Artık çıkalım mı? Seninle baş başa kalmak istiyorum. Şelale, hala şirketteyiz ama unutma. Benim muhasebede biraz daha işim var. Sonra çıkarız, tamam mı? Tamam canım. Rüya sarılınca şirket olmuyor ama. Gelebilir miyim? Hı hı. Nasıl oldun? İyiyim. Bilincim. Bak artık bu konuyu geride bırakman gerekiyor. Hem ne güzel bir karar verdin. Düşünsene. Sizin sayenizde bir çocuk bir aileye kavuşacak. Hem siz mutlu olacaksınız hem de o. Sen böyle konuşmazsın. Ne oldu? Değişiyorum tatlım. Herkes değişir, sen değişmezsin. Bugün beni sete kim bıraktı bil bakalım. Onu soracağım. Kim? Levent Sandar. Etkileyici, karizmatik, kültürlü, tatlı biri. Hemen evlen. Ay saçmalama Pelin. Evlen ve bir çocuk doğur. Ya senin bu salak arkadaşın tabii o anda yani telefonunu istemedim elbette. O da benim istemedi. Ha, zaten biz kendisiyle tamamen bir kaza eseri tanıştık. Ne olacak şimdi? Ne bileyim yani. Hmm. Peşinde koşarmış gibi şirketini arayacak halim yok tabii ki. Ne yapsak? Alo. Kimsiniz? Ha, Levent Bey. Ha, müsaitim tabii. Buyurun, şaşırdım sadece. Numaramı... araştırma yaptığınızı anlıyorum. Akşam yemeği... Bu akşam mı? Bilmem ki. Maşallah düzeldiniz Muzaffer Bey. Yaşlı gibi elmişti. Oluyor böyle şeyler. Yani Muzaffer Beyciğim... Sizin bu şiir merakınız beyninizi yedi, yedi. Vallahi korkuttun bizi dede ya. Şurada düğünüme az kalmış. Sahi ne oldu sizin o iş? Vallahi bir an önce Resul'le nikah tarihi alalım diyoruz. Fazla uzatmaya gerek yok değil mi? Bir dolma daha. Az severi koy koy. Seninki aradı mı? Ha aradı. Sen nereden biliyorsun? Neredeymiş? Niye aramamış? Ha, sen Sarp'ı mı diyorsun? Sen kimi diyorsun? Ne fısıldaşıyorsunuz orada siz? Hiç canım böyle işte ne bileyim düğün müğün onlar. Sen ne giyeceksin, ben ne giyeceğim? Gelinlik nasıl, halay çekeceğiz mi? Ama kutsal şeyler. Ben vals yapacağım düğünde Muzaffer Beyciğimle, değil mi Muzaffer Bey? Ne düğün efendim bu? Benim düğünüm dede. Bu kız kime, nereden çıktı bu? Bunu ben sık sık görüyorum burada. Kimsin sen kızım? Eyvah, yine başladı. Ya ne yapacağım ben ya? Nasıl olmuş? Her zamanki gibi harika görünüyorsun hayatım. Saçların peki? Nurhan yine harikalar yaratmış. Ya bu adam çok iyi kuaför. Bence de. Sen biraz gergin misin? Yok canım. Epeydir seni böyle görmemiştim. Ya uzun zamandır biriyle yemeğe çıkmıyorum ya herhalde. İşte öyle tatlı bir heyecan. Bana baksana sen. Sen bu adama aşık mısın? Alo. Geldiniz mi? Tamam şimdi çıkıyorum. Geldi hadi ben kaçıyorum. Bana şans dile. Tamam hadi bol şans. Ne işin var burada be? Pelin'e geldim ya. Allah Allah. İyi hadi. Sanem,
var be? Bak bir daha sete geç kalayım deme ha. O ilk ve son defaydı, tamam? Deli misin? Nesini alaştı? Bıraksana şimdi seti Meti. Çok güzel. Bu işte. Bunu tut. Bak konuşman yavaş yavaş oturmaya başladı, farkında mısın? Mahallenin kokusu üstüne sinmeye başladı. Ya çok mu şey oldu yani konuşmam? Yok yok. Rastgele. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, arkadaş biraz lafa tuttu. Rica ederim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Buyurun. Çocuğun yaşını da cinsiyetini de bilmeyince insan ne alacağını bilemiyor. Böyle arabalı bir şeyler aldım işte. Böyle kahramanlı bir şey aldım. Kahraman balık var. Böyle uçaklıktan bir şey var. Uzaktan kumandalı araba aldım. Pardon yani. Sonra çimbiraklı var. Tabii küçük, daha küçük yaş grubu için kullanacak bir şey. Faruk. Pelin. Seni üzmek dünyada isteyeceğim en son şey, inan bana. Bilmiyordum ya, yanlışlıkla oldu, özür dilerim. Koruyucu aile olmayı kabul ediyor musun? Tabii ki ediyorum hayatım. O ufaklık bizim çocuğumuz olacak, biz de mutlu bir aile olacağız. Ama sadece çocuk için. Hı. Yani senle ben bu evde yaşayabiliriz. Ama aramızda hiçbir şey olmayacak. Hiç mi ya? Hiç. Haftada bir kere. Üf, Faruk sen oyuncaklarla oyna. Ben içecek bir şeyler getireceğim. Ha bak bir de kedi aldım. Uzaktan kumandalı. Herif bana gösterdi bunu ama ben... Ya bu bir çocuk için. Pelin bir baksana şuna. Kedi unut. Takip edebildiğim kadarıyla bütün dizilerinizi seyrettim. Gerçekten mi? Şaka yapmıyorum Sanem Hanım. Ben gerçekten sizin hayranınızım. Teşekkür ederim. Yalnız uzun zamandır sizi dizilerde göremiyorum. Vallahi tahmin edersiniz bizim sektörde her zaman istediğiniz senaryolar karşınıza gelemeyebiliyor. Ama şimdi yeni bir sinema filmine başladık. Bir sanat filmi. Onun çekimleri devam ediyor. Şimdiden çok merak ediyorum. Siz peki? Siz neler yapıyorsunuz? Bir iş adamının anlatacağı çok fazla ilginç hikayesi olmuyor. Yurt dışı seyahatleri, toplantılar. Tahmin ediyorum. Aslında ben de sizin dünyanın çok yabancısı sayılmam. Bir dönem bizim de bir kozmetik şirketimiz vardı. Öyle mi? Hangisi? Kozmota. İşler pek yolunda gitmemişti ama. İcralık olduğunu duymuştum. Maalesef. Yani ortağım biraz deneyimsizdi diyelim. Biliyor musunuz? Son günlerde bizim holding yeni arayışlar içinde. Yeni bir sektör arıyoruz. Üstelik aradığımız sektör de kozmetik sektörü. İçimden bir ses o zaman yakında çok güzel şeyler olacağını söylüyor Levent. Daha çok mu işim var? Evet, bu raporları bitirmem lazım. Yarın toplantımız var. Peki. Ha Şelale, bir şey soracağım sana. Senin fikrin benim için önemli. Sence Rüya yeni ürünümüz için uygun bir yüz mü? Yani ürünün pazarlaması açısından yeni bir yüz daha etkili olabilirdi. Yeni bir ürün, yeni bir yüz. Evet, haklı olabilirsin. Yani Rüya bir önceki ürünümüzün yüzüydü sonuç olarak ama biz bir ödül kazandık o ürünle. İnsanlar bize inandı, güvendi ki bu kozmetik sektöründe çok önemlidir. O yüzden tüketicinin tanıdığı, bildiği, sevdiği bir yüzle çalışmak daha doğru olur diye düşündüm ben. Haklısın galiba. Yani bu açıdan hiç düşünmemiştim. Daha öğreneceğim çok şey var. Aslı'yla da bu konuda hemfikiriz. O da Rüya'nın iyi bir yüz olacağını düşünüyor. Aslı öyle diyorsa öyledir tabii. Yok sakın yanlış anlama. Yani Aslı kremin ruhunu hepimizden daha iyi biliyor. Sonuç olarak ürünü o geliştirdi. Tabii canım haklısın. Şaka yaptım ben. Ben bir kahve alacağım kendime, ister misin sen de?
Yok canım, sağ ol. Başka bir şey? Geleyim mi? Aa, gel tabii anneciğim, gel. Konuşamadık ne zamandır şu filmciler yüzünden. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, nasıl gitsin? İşte görüyorsun sen de, gidiyorum, geliyorum. Eskiden bir şey sorduğumda pat diye anlatırdın. Şimdi büyüdükçe kısalıyor artık cevaplar. Evet, hayır. Ya ondan değil de yani anlatacak pek bir şey yok ondan. Hoşlandığın biri yok mu? Hı? Hadi, annenim ben senin. Ya anne sorma öyle şeyler ya, utanıyorum işte. Tamam. İyi. Peki. O zaman ben biliyorum size ne yapacağımı. Ne? Sanırım siz küçükken bazı yerlerinizden gıdıklanıyordunuz. Hayır. Evet. Demek bu neymiş? Büyüdükçe bazı şeyler yetişiyormuş değil mi? Hey, hadi kalk kalk, hadi. Ya dede dur ya. Ya kime söylüyorum ben, kalk hadi kalk kalk. Ya dede ne oluyor sabah sabah ya? Ne diyorsun, ben senin deden falan değilim. Git kendi evine, hadi yürü, hadi, hadi, yürü. Dede ne yapıyorsun ya? Yürü, ya burası benim evim, yürü, yürü. Evet. Hadi. Ya ittirmesene. Bir daha dede ne yapıyorsun? Hadi, bir daha gelme buraya, hadi. Burası benim evim. Ya. Hadi. Ya dede ne yapıyorsun, açsana şu kapıyı. Evin neresi, oraya git. Açmıyorum. Ya dede iyice kaçırdın sen keçileri ya. Nereye gideyim ben? Hadi git. Nereye gidiyorsan git. Hadi yallah. Of ya. Of vallahi sıkıldım ya. Uzun zamandır bu kadar iyi vakit geçirmemiştim Pelin. Yani Levent öyle biri ki seni bir anda alıp böyle bulutların üzerine çıkarıyor sanki. Vallahi çok sevindim senin adına. Sonunda istediğin gibi bir ilişkin olacak herhalde. Yani her şey iyi hoş da. Şu aramızdaki yaş farkı biraz fazla. Ay yok canım, bence o kadar değil. Öyle mi dersin? Evet, düşünsene. Adam tam olgunluk çağında. Her şeyi yaşamış, hayatı anlamış, kendiyle kavgaları bitmiş. Evet aslında. Bence olgun adamlar bir kadını nasıl mutlu edeceklerini çok daha iyi biliyorlar. Tecrübeli ve güvenli. Tecrübeli ve güvenli. Eski ilişkilerini düşünsene. Mutlu olabildin mi? Ya, bence takılma. Denemeye değer. Yani gerçekten ya, değil mi? Yani denemeye değer ya. Ne kaybedeceğim ki? Oh, bence de evet ya. Rahatladım şimdi. O ne? Faruk kabul etti. Gerçekten mi? Evet. Ay, ay. Arkadaşım, ay seni tebrik ederim. Annelik sana çok yakışacak. Teşekkür ederim canım arkadaşım ya. Rüya ile mi görüşmek istiyorsun? Evet. Niye bu kadar şaşırdın ki? Hiç yani anlayamadım. Sen ne yapacaksın ki Rüya'yı? Aslıcığım ben bu şirkette çalışıyorum. Yani reklam yüzümüzle görüşüp tanışmak istiyorum. İş görüşmesi yani. Aynen öyle. Onur Bey de gelecek mi? Ben Rüya ile birebir görüşeceğim. Yani Onur her toplantıya gelecekse ben niye varım değil mi? Senin niye olduğunu hala ben anlayamadım zaten de. Efendim? Neyse. Tamam canım sen merak etme. Ben Rüya ile bir görüşme ayarlarım. Çok iyi olur. Yalnız şirketin dışında sakin bir yerde olsun. Tamam. Tabii. Onu da söylerim ben Rüya'ya. Tamam. O zaman haber bekliyorum sana. Aa, seni iyice bir koşamak lazım. Sen görürsün şimdi. Ya insan torununa böyle yapar mı ya? Ya kapaça kapının önüne koydu beni. Giderek fenalaşıyor Muzaffer Bey. Ya bir de rüyamın en güzel yerinde uyandırdı. İyice sinir oldum vallahi. Ne gördün rüyanda? Ay rüyamda Resul beyaz bir ata binmişti. Benim üstümde de bembeyaz bir gelinlik vardı. Sonra böyle davul zurna eşliğinde düğüne gidiyorduk. Sen de buna bu kadar altın takmıştın. Kız sen manyak mısın bu kadar altın hem de? Nereden buluyorum o kadar altının parasını ben? Sen bu gidişle ancak rüyanda gidersin o düğüne. Ya niye öyle diyorsun ya?
Kızım sen farkında değil misin? Deden bu haldeyken evlenecek misin? Anneciğim, şu ortalığı bir toparlayalım, gidip konuşalım. Doktorsa doktor, hastaneyse hastane. Bu böyle olmaz. E bu kıza da yazık. Evet ya, yazık bana. Of. Hay, ne zor şeymiş bu rolü yapmak be. Hadi biraz dolaşayım, hava alayım bari. Rüya ile konuştum. Seni burada bekliyor. Bir saat sonra. Yalnız burası çok uzak. Sen sakin bir yer olsun deyince Rüya da orayı söyledi. Neyse daha iyi. Biz şöyle iki kadın baş başa konuşuruz. Yalnız Aslı'cığım bu durumu kimse bilmesin. Yani Onur'a ben daha sonra detaylı bir rapor sunacağım. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ben hiç kimseye söylemem. Ama bence artık sen çık, yoksa geç kalacaksın. Haklısın. Yardımların için çok sağ ol. Önemli değil. Ne demek canım? Arkadaşız sonuçta. Görüşürüz. Görüşürüz. Git git sen. Daha çok uzun bir yolun var. Gel gel gel. Bak. Söylediğin kadar varmış. Karizmatik adam vallahi. Değil mi? Faruk dur. Nasıl? Faruk bu ne? Böyle mi gideceğiz görüşmeye? E klasik bir şeyler giy dedim, giydim işte. Kravatın nerede senin? Ya Pelin, ben evlenirken bile kravat takmamış adamım. Niye beni böyle şeylerin içine sokuyorsun? Sıkıyor beni. Sen de beni sıkıyorsun. Aman tamam neyse, yoldan hallederiz. Biz çıkıyoruz. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi yürü yürü. Geç kalacağız. Aslı, şelaleyi gördün mü? Yok, görmedim. Hiçbir yerde yok. Acaba dışarı mı çıktı? Bilmem ki. Şimdi anlarız. Alo? Alo şelale, neredesin? Dışarıdayım canım. Bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Ha, bana hiç haber vermedin. Toplantıdaydın sen, bölmek istemedim. Ha, peki tamam o zaman, gelince görüşürüz. Görüşürüz. Bir arkadaşıyla buluşmaya çıkmış. Ben de sizinle toplantıda konuştuklarımızı paylaşmak istiyordum. Şelale olmadan o göre ikimiz toplantı yapabiliriz. Vaktin var mı? Aa, var tabii Onur Bey. Tamam o zaman, benim odaya geçelim mi? Tamam. Dede! 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 Ay vallahi yok evde. Nereye gitti acaba? Ya o kafayla nereye gidecek ki ya? Kaybolur vallahi. Yürü bakalım o zaman dışarıda. Keşke adını yazsaydık, bileyizlik böyle taksaydık. Nasıl ya? Yusuf! Yusuf gel oğlum gel. Muzaffer dedeni gördün mü? Az önce çıktı gitti. Nereye gitti? Bilmem, böyle aşağı doğru yürüdü gitti. Hadi gitsin çocuk. Bak görüyor musunuz? Önce kafa gitti, şimdi kendi gitti. Ne oldu? Dedem gitmiş. Ah. Anlamadın mı? Geç intikal. Yok anlamadım. Ne oldu? Oynama artık. Ya sıkılıyorum. Soktun beni bu şeylerin içine. Ay dayan azıcık Faruk ya. Ölmezsin ya. Şaşırıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Zireha Bey ve eşi Harihan Hanım'la tanıştırayım. Onlar da sizin gibi koruyucu aile olmak istediler. Olduk da çok mutluyuz. Sizleri de tebrik ederiz. Biz daha yolun çok başındayız tabii. İnşallah kabul ediliriz. İnşallah. İyi günler. İyi günler. İyi günler.
İyi günler. Buyurun içeri geçelim. Nasıl tatlı bir çift. Adamın gömleği ütüsüzdü be. Geç geç. Ya Gülüm, bizim ömrümüz böyle sokaklarda Muzaffer dedeyi aramakla mı geçecek? Ya ne yapayım Resul ya? Adam ortada yok. Kim bilir nereye gitti, kime ne anlatıyor şimdi? Yok beyefendi, sen anca konuş ama. Tamam Gülüm, kızma sen. Asabımı bozma benim Resul, yürü. Şey, sinirlenince çok güzel olduğunu söylemiş miydim sana? Gülüm, bir de üstündeki çok yakışmış. Üstümdeki benim değil, Aslı'nın. Salak. Baltayı taşa vurduk desene. Tabii ya, buldum. Ne buldun? Ya dedem bu Sanem cadısına torunun falan demiyor muydu? He. Bu kadın Bursa'daki eve konmak için dedemi kaçırmış olmasın? O gün de birlikte tapuya gidelim dedi zaten. Var ya, kesin o Sanem cadısının parmağı varmış da. Gülüm, üç katlı ev gidiyor, sen hala duruyorsun, koş! Bak üç katlı evi duyunca nasıl tabanları vuruyor? Beklesene Resul! Aslı biliyor musun, zihin aşan fikirlerim var. Bence bir dahaki sefere toplantıya sen de katılmalısın. Tabii, neden olmasın? Sahip arıyor. Alo, merhaba. Yo yo, önemli değil Sarp. Yani çekimlere birkaç gün geç başlayabiliriz ama... ben merak ettim, sen iyi misin? Tamam, tamam. Gelince görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Ne diyor? Çekimi yapamadığı için özür diliyor. Gelir gelmez işbaşı yapacakmış. Başka bir şey dedi mi? Yani nasılmış, iyi miymiş, ne yapıyormuş? İyiymiş. Ya, gelir gelmez arayacakmış. Aslı, sen iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim, iyiyim tabii. Sarp'la aranızda bir sorun mu var yoksa? Yok, yani yok. Yani bir sorun yok. Peki. O zaman biz işimize geri dönelim. Ben bir sade kahve alayım. Hadi bakalım Rüya Hanım. İyice bir tanışalım seninle. Evraklarınızda bir eksik yok. Başvurunuz arkadaşlar tarafından değerlendirilecek ve prosedür başlayacak. Tam olarak nasıl bir prosedür bu? Öncelikle sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız sizi ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacaklar. Yaşadığınız evin, aile ortamınızın çocuk gelişimine uygun olup olmadığı tespit edilecek. Bizim Faruk'la aramız çok iyidir. Ne zaman gelirler arkadaşlar kontrole? Üzgünüm, bir gün ve tarih veremiyoruz. Kurum olarak ani ve sürpriz ziyaretleri tercih ediyoruz. Tabii ya. Ne oluyor? Çekil bakayım şöyle. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Dede! 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 Nerede o? Ya sen ne bağırıyorsun avuzun çıktığı kadar? Dede, dede diye evin içinde. Aa, git dedin, nerede arıyorsun? Orada ara. Manyak mısınız desiniz siz ya? Çatlaklar gelmişler kapıma. Sanem Hanım. Levent Bey? Ben kapıyı açık görünce girdim ama meşgulseniz... Yok, hayır. Yani zaten bu şeyler, arkadaşlar birazdan gideceklerdi. Yani buyurun lütfen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Otur Resul. Dedemin nerede olduğunu söyleyene kadar da şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Oturma eylemi yapıyoruz. Beyefendi suç ortağı olabilir. Böyle serin kanlı katil tipi var kendisinde. Gerçekten kusura bakmayın Levent Bey. Siz ikiniz ne planladınız bu olayı ha? Bakın şimdi arkadaşlar. Siz bir şeyi yanlış anlamışsınız ama neyi yanlış anladığınızı kendiniz dahi bilmiyorsunuz yani. Ya tabii tabii. Üç katlı evi duyunca gözlerim fal taşı gibi açıldı ama. Dedem nerede, çabuk söyle. Gülüm, Muzaffer dede evdeymiş. Hadi ya. Biz
Biz boşuna mı bağırdık bu kadar? He, biraz öyle oldu. Hadi gidelim bari. İyi günler. İyi günler. Hiçbir şey anlamadım. Çok haklısınız Levent Bey. Yani bu arkadaşlar biraz garip insanlar olduğu için ben size anlatacağım. Buyurun siz şöyle geçin oturun buyurun. Bunlar biraz böyle değişik arkadaşlar o yüzden. Nereye gittiniz Muzaffer Bey? Merak ettik. Maça gittim. Ah kafa gene gitmiş. Aa, ciddi söylüyorum efendim. İleride top sahası var ya. Orada çocuklar maç yapıyorlardı. Gittim onları seyrettim. Yani iyisiniz şimdi. Hamdolsun çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim de. Muzaffer Beyciğim, hani sizin bu kafa gidip gidip geliyor ya. Acaba bir doktora mı gitsek? Yok. İşte, doktor falan hiç gerekmez bana. Ben gayet iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Al bakalım. Mersi. Nasıl? Çok şık. Değil mi? Ben de çok beğendim. Zevkli adammış. Ha, bu arada sana söylemeyi unuttum. Faruk bir süre bizimle yaşayacak. Niye? Geldi bile. İnanmıyorum. Faruk? Pelin, ne haber? Ay Faruk, bunlar ne? Birkaç parça eşyam. İyi de biraz fazla değil mi? Pelin, biz bir aileyiz. Uzun vadeli düşünmemiz lazım. Bir şey soracağım. Sizin makine bir defada kaç kilo yakıyor? Eyvah. Şu anda pazarda lider durumdayız. Ve bu senin sayende Aslı. Yok canım Onur Bey, yani estağfurullah da gene de teşekkür ederim. Ama bu iş hayatı ne olacağı belli olmaz. Yani kendimize güvenmeliyiz ama gözümüzü de açık tutmalıyız. Babamın bir lafı vardır, hiç unutmam. İş hayatı koşmak gibidir ama koşu bandının üzerinde. Eğer durursan düşersin. Ne oldu Aslı? Ay çok pardon Onur Bey de. Aklıma şey geldi. Ben bir kere spor salonunda ve koşu bandında çıkmıştım. Birden bir tökezledim. Paldır güldür yere bir düştüm. Piyano sahne geldi gözümün önüne. Özür dilerim. Ama işin özünü anladın değil mi? Tabii anladım Onur Bey. Siz merak etmeyin de. Yani ben zaten sizinle birlikte çalışırken sizden çok şey öğreniyorum. Yani bu iş hayatına girdiğim ilk zamanda sizinle birlikte çalışıyor olmak bence benim için çok büyük bir şans. Bence bugünlük yeter. Akşam yemeğine çıkalım mı? Ha, olur. Tamam. Ben eşyalarımı alayım, hemen tamam. Geliyorum. Tamam, şunlar da sen de kalsın istiyorsan. Bu kadar şeye gerek var mıydı Faruk ya? Adamlar bizi denetlemeye gelecek Pelin. Onların mutlu bir aile tablosu çizmemiz lazım. Gerçi hoş, biz mutlu bir aileyiz ama bunu yine de belgelemek lazım. Faydası var, zararı yok. Hı hı. Hop hop hop. Ne yapıyorsun sen o resimle ya? Neye benziyor? Senin resmin yerine bizim resmimizi asıyorum. Sen bunun ne kadar değerli bir resim olduğunu farkında mısın? Peki sen bu ne kadar değerli onun farkında mısın? Öyle internetten sipariş vermekle aile olmuyor canım. Of ya Faruk, ben ne yapacağım seninle bu evde ya? Asıl ben seninle ne yapacağım bu evde? Aşk olsun Pelin. Yani sen de bunu bizim başımıza getirdin ya. Ay! İkiniz de biraz anlayışlı olur musunuz? Hem bakarsın yakında sen de başka bir eve taşınırsın. Thank you.
Efendim Şelale. Alo Aslı. Ya Rüya'ya ulaşamıyorum. Ya beklemekten patladım burada. Aa canım. Herhalde bir işi çıkmıştır. Telefonu da kapalı, ulaşamıyorum. Ya benim yerime ulaşır mısın lütfen? Tamam canım. Sen orada beklemeye devam et. Ben ona ulaşırım. Çünkü söz verdim, o mutlaka gelir. Tamam, haber bekliyorum. Tamam canım. Görüşürüz. Daha çok beklersin. Kozmetik. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslı Hanım'la görüşecektim. Aslı Hanım bugün erken çıktı. Kim arıyordu? Sarp ben. Sarp Güven. Aslı Hanım ve Onur Bey yemeğe çıktılar Sarp Bey. Acil bir konuysa nereye gittiklerini biliyorum. Rezervasyonu ben yaptırmıştım. Acil acil. Ben adresi alabilir miyim? Çok az kişinin bildiği bir şey duymak ister miyim? Sizinle ilgili mi? Yok, aslında şirketle ilgili. Bu sene Avrupa pazarlarını aşılmayı hedefliyorum. Aa, ciddi misiniz? Çok sevindim. Evet, bütün fizibilite çalışmalarını tamamladık. Raporlar yakında elimizde olur herhalde. Bu Adaman Kozmetik için çok büyük bir adım. Umarım çok başarılı olursunuz. Aslıcığım, senin gibi çalışanlarım olduğu sürece başarı kaçınılmaz. Meyve getirdim sana. Teşekkür ederim. Yaklaştırayım biraz. Yok, iyi böyle. Pelin. Hı. Biliyorsun değil mi? Prova yapmamız lazım. Aynı provası Faruk. Adamlar gelecekler, bir sürü soru soracaklar. Hazırlıklı olmamız lazım. Üf. Şimdi geç bakayım kenara. Hazır mısın? Hazırım. Pelin Hanımcığım. Kocanıza kaç yıldır evlisiniz? Cevap versene ya. 6 yıldır evliyiz. Pelin Hanım, sizce kocanızdan iyi bir baba olur mu? Yani... O ne be? Şüphen mi var? Göreceğiz bakalım. He. Devam et. Pelin Hanımcığım, kocanıza aşık mısınız? Faruk. Ben sormuyorum, adam soruyor. Cevap ver. Sen meyveni ye canım, ben odama gidiyorum. Ya o kadar çilek yıkamıştık ya. Bir adım daha yaklaştım sana. Rüya ile konuştum bugün. Teşekkür etmek için aramış. O günden de biraz bahsetti. Benim hakkımda çok güzel şeyler söylemişsiniz. Yalnızca hak ettiklerini söyledim Aslı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey, Onur Bey. Yalnız benim gene yanaklar kızarmaya başladı. Eh be Aslı. Affedersin. Efendim? Onur neredesin? Aslı'yla yemekteyim. Aslı'yla? Evet. Birazdan gelirim, merak etme. Tamam, görüşürüz. Bayılacağım. Yine gitti kafası. Dede, ben kimim? Ben ne bileyim be? Muzaffer Bey, bakın bu torununuz Fadik. Fadik. Ay yok, anlamıyor anne. Bir de şunu deneyelim. Muzaffer Beyciğim, bu Fadik torununuz. Bu da onun sözlüsü Resul. Şey, efendim, elinizdeymişken kocası diye tanıtsanız... Ben bu akşam burada kalmayı düşünüyorum da. Gelmeyeyim şimdi oraya. Ay dede,
Bak normale döndü, görüyor musunuz? Oh, şükürler olsun. Demek ki benim lafım şok etkisi yaptı. Yani ben bir hafta burada kalsam siz komple düzelirsiniz. Resul, iki dakika boş konuşma ya. İyisiniz değil mi? Hatırlıyorsunuz artık değil mi her şeyi? Tabii hatırlıyorum efendim. Niye hatırlamayayım ya? Ay dede, vallahi çok korkuttun bizi ya. O Sanem cadısını bile torunun zannettin. Hadi canım. Vallahi. Vallahi. Hatta Bursa'daki üç katlı evi az daha onun üstüne yapacaktınız. O kadar çok korktuk ki. Şey, orası kaç metrekaredir? Senin benim malımda gözü mü var? Yok dedeciğim, ondan değil. Hani orası İskender salonu olur, efendime söyleyeyim internet kafe olur, değil mi? Yani ben yatırım yaparız diye dedim. Seni para gösterir seni. Hadi defol git. Hadi, gel. Ama bizim bir evlilik... Hadi defol, defol git. Yürü, hala burada duruyor, hala. Bu da gitsin. Kaç defa kovdum, gene gelmiş. Kızım senin evin barkın yok mu? Git hadi defol ya. Hadi git sen de ya. Of ya, of! Gene gitti kafası. Ne çabuk gidip geliyor. Bizim o eski şirkette yediğimiz pastayı hatırlıyor musun? Ah hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum Onur Bey? Bütün gece ikimiz koca bir pastayı bitirmiştik aslı. Ama çok eğlenmiştik o gün. Değil mi? Onur Bey, benim size bir şey söylemem gerekiyor. Tamam, dinliyorum Aslı. Aslı ne yapıyorsun burada? Aa, Sarp. Sarp ya. Ya telefonun niye kapalı senin? Arayıp arayıp sana niye ulaşamıyorum? Sarp neden bağırıyorsun? Biraz sakin olur musun lütfen? Sakin mankin olamam ben, tamam mı? Sakin falan olamam. Hoş geldin Sarp. Ne oldu, bir sorun mu var? Gergin görünüyorsun biraz. Evet, gerginim. O zaman biraz sakin olur musun lütfen? Sen herhalde bir şeyi yanlış anladın. Biz de Aslı'yla az önce senden bahsediyorduk. Öyle mi? Neden bahsediyordunuz? Tebrik ederim Sarp. Aslı'yla beraber misiniz?